Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın ikinci haftasına başlıyoruz. Evet bu hafta hem üçgende açı hem de ek çizimleri yapacağız. Biraz yoğun bir hafta ama önemli bir hafta. Bundan sonraki geometri hayatınızı etkileyecek bir hafta. Yoğun geçecek sabredin lütfen. Ek çizimleri bu hafta vermek zorundayım. Çünkü arkadaşlar üçgende açının içerisinde ek çizimle ilgili sorular var. O yüzden ek çizimleri de birlikte tuttum burada. Biraz zorlanacaksınız. Burası biraz yanacak ama sabredin lütfen. Evet, üçgende açıyı kaç videoda? 3 videoda anlatacağım. Ee, ek çizimleri de 3 videoda anlatacağım. Toplamda 6 video olacak. İsterseniz şimdi üçgende açının ilk videosuna başlayalım. Üçgende açının tanımıyla başlayalım ama başlamadan önce şunu burada önemli bir yerde söylemek istiyorum. Arkadaşlar, ilk 3 hafta çok önemli. İlk 3 haftayı iyi bir şekilde geçiren geometriyi ondan sonra çok rahat bir şekilde yapar. Lütfen bu dediğimi unutmayın. İlk 3 haftada şurasını biraz bir yakın ondan sonrası çok rahat olacak hiç merak etmeyin. Hadi bakalım üçgende açın ilk videosunda tanımıyla başlayalım. Düzlemde birbirine doğrusal olmayan 3 noktayı birleştiren 3 doğru parçasının birleşimine üçgen denir. Evet diyor ki bize düzlemde birbirine doğrusal olmayan 3 noktayı birleştiren 3 doğru parçasının birleşimine şunu 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 birleştirdiğim biz buna ne diyoruz üçgen adını veriyoruz yani şuraya A buraya B buraya C diyecek olursak AB birleşim BC birleşim AC üçgeni veriyor bize arkadaşlar ondan sonra ne demiş burada ABC üçgeni üçgen dediğimizde tepesine bir üçgen işareti koyacağız bunların birleşimi şeklinde tanımlanıyor dedik peki buradaki A B ve C açıları üçgenin iç açıları Alfa, beta ve teta açıları da üçgenin dış açılarıdır. Bakın İç açısının 180'e tamamlayanıdır dış açısı. Bunu unutmayın. İç açının 180'e tamamlayanı tamamlayanına ne diyoruz arkadaşlar? Bir dış açı adını veriyoruz. Hadi bakalım. Şimdi açı kurallarına başlayalım. Bir üçgenin iç açılarının toplamı nedir? 180 derecedir. Hepimiz biliyoruz zaten ama yine de şey yapalım. E hocam bu nereden geliyor? Doğru da açılardan geliyor. Hemen hızlıca bir gösterelim isterseniz. Biz ee, paralel çizmeyi çok seviyoruz. Şuradan bir sivrilen yerden bir paralel çizecek olursak Arkadaşlar şunun da şu birbirine paralelse Z'den dolayı burası C'dir. Z'den dolayı burası B'dir. A doğru açı oluştu. A artı B artı C gerçekten de ne oldu arkadaşlar? 180 derece oldu. İç açılar toplamı neymiş? 180 derecedir arkadaşlar. Tamam geçelim bunu. Ya şimdi bazı şeylerin çoğunluğunun ispatını göstereceğiz ama e, bunu da her zaman sorularda ispatıyla mı yapacağız? Tabii ki hayır. E üçgen iç açıları toplamı zaten biliyoruz. Yıllardır biliyoruz. Ne diyeceğiz? toplamı 180 derecedir diyeceğiz. Geçelim öbürüne. İkincisi de bir üçgenin dış açılarının toplamı da neymiş? 360 dereceymiş. Arkadaşlar burası alfa, burası beta, burası teta. Alfa, beta ve teta'nın toplamı da 360 derece. Hatta burada küçük bir bilgi vereyim ben size isterseniz. Dış açısı dediğim biraz önce ne dedim ben size? Bir açının 180 dereceye tamamlayan açısı. Mesela buradaki A açısının 180'e tamamlayanından ne dedim ben? bir dış açıdır dedim değil mi? Dolayısıyla A'nın dış açısı burası. B'nin dış açısı burası. C'nin de dış açısı burasıysa dış açılar toplamı bir üçgenin iç açılarının dış açıları toplamı ne oluyor? 360 derece yapıyor. Bu nerede işimize yarayacak? Ya mesela şöyle bir üçgen. Mesela beyin cimnastiği yapalım sizinle. Şöyle bir üçgen çizdim. E, üçgenin kenarlarına da şöyle bir dikdörtgen çizdim mesela. Dikdörtgen ya da kare çizdim. Hiç fark etmez. Şöyle isterseniz bir de şuraya bir dikdörtgen çizeyim, bir de şuraya bir kare çizeyim. Önemli olan şuradaki açıların 90 derece olması. Şuraya da bir kare çizeyim. Bakın. Adamlar soruyu öyle bir sorarlar ki siz işlem kalabalığı yaparsınız ama işlem kalabalığına gerek kalmaz arkadaşlar. Adam tutar size bunlar dikdörtgenken, bakın, şunlar dikdörtgenken ve şu bir kareyken, adam tutar size şuradaki açıları sorar. X açısı, y açısı ve Z açısının toplamı nedir diye sorar mesela. Ne yapacaksınız burada? E hocam kırmızı olan bir üçgen ya. Ve buraları 90'lar derece ya. 90, 90, 90, 90. Yazalım şu 90'ları. E, o zaman şu üçgenin iç açılarına A, B, C yazacak olursak. Düşüncenizle farkı atabilirsiniz diğer arkadaşlarınıza. Hocam burası işte atıyorum 90, 90, 180 ise bu x'in toplamı da 180 olacak dersiniz. Buraya 180-A olacak dersiniz. Sonra burası 180 eksi b burası da 180 eksi c deyip işlem yapabilirsiniz ama bence işleme gerek yok. Niye? Hocam burası A iken 90 90 180'i burada. Bu ikisinin toplamı 180. A A açısının 180'e tamamlayanı burası. Hani biraz önce ne dedim? Bir açının 180'e tamamlayanı dış açıdır demedim mi? Dedim. Hocam bu A açısının dış açısı. Bu da B açısının dış açısı. Bu da C açısının dış açısıysa direkt biz ne diyebiliriz? X, Y ve Z dış açılar toplamına eşittir hocam. Yani burası kaç derecedir deriz? 360 derecedir diye direkt söyleyebiliriz arkadaşlar. Hani bazen böyle cümlelerdeki şeyleri de seçmeniz lazım. Dedik ya tekrar söylüyorum. Bir açının 180'e tamamlayanı dış açıdır. E üçgende öyle üçgenin açılarına ait 180'e tamamlayan açılar varsa dış açıları varsa dış açılar toplamından da böyle mantık üretebilirsiniz arkadaşlar. Her şeyi biz söylemek zorunda değiliz. Sorularda belki daha farklı şeylerle şey yapacaksınız. Ezbere değil. Şurayı kullanıp ona göre işlem yapacaksınız arkadaşlar. Tamam Ben size uyarayım da sonrasında sizler buraya da kullanmayı lütfen ama lütfen öğrenin ve kullanın lütfen arkadaşlar. Evet geldik. Şuradan sonra ne? En önemli yere. En önemli yere. Herkes üçgenin iç açıların toplamının 180 derece olduğunu kullanıyor. Dış açıların toplamının da 360 derece olduğunu kullanıyor. E bunu da biliyoruz ama maalesef kullanmıyoruz. Arkadaşlar üçgenin bir dış açısının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açısının ölçüsüne eşittir. Yani iki iç açının toplamı bir dış açıdır. İki iç açı görünce dayanamayıp bir dış açıya eşitleyeceksin. Tamam bu refleks haline gelecek. A, üçgende bak sen şimdi A açısıyla B iç açısını kullanırsan iki iç açının toplamı kullanmadığın açının dış açısına yani C açısını kullanmadın bu açının dış açısına eşittir. A artı B direkt teta'ya eşittir. Ya da B artı C direkt alfa'ya eşittir. Ya da A artı C direkt beta'ya eşittir. Bunu kullan. Kullanmazsan ne olur? İşlem kalabalığı yaparsın. Biz de işlem kalabalığını çok fazla sevmiyoruz arkadaşlar. Ee, hız, surat, teknik bizim için önemli. Ne kadar az işlem yaparsak e, o kadar az e, burası az çalışır diyeceğim ama çalıştırın diyoruz da. E, şurası biraz daha az meşgul olur. Önemli olan da o zaten. Evet tekrar söylüyorum. İki iç açın toplamı bir dış açı gerçekten önemli bir yer. Ben burada da hep dayanamam derim zaten. Dayanamamı şuraya bir not alayım. İki iç açı görünce dayanamam. Bir dış açıya eşitlerim. Siz de dayanamayın lütfen. Evet gençler. Üçüncü kuralımız da bu. Kural değil. Tanım. Temel yapı daha doğrusu. Dördüncüsü. Arkadaşlar sevmem aslında böyle kuralları vermeyi ama ee, genelde de siz kullanmayı da sevdiğiniz için yine buraya da yazmışım. Bumerang kuralı mı dersiniz? Boynuz mu dersiniz? Bu yaşta iyi bilirsiniz. Ya da şey mi dersiniz? Ne dersiniz? Ee, uzay mekiği mi dersiniz? Ne dersiniz? Deyin. Şuradaki arkadaşlar ben boynuz diyorum genelde. Şu boynuz olduğunda içeridekilerin toplamı dışarıdakine eşittir. A artı B artı C, X'e eşittir. Hocam bu tırtıklı boynuzsa o zaman yine içeridekilerin toplamı dışarıdakilerine eşittir. Dışarıdaki toplama eşittir. Hocam bu nereden geliyor? İki türlü ispatını yapabiliriz. Hocam mesela bu. Yani illa boynuz bu manak yapmak zorunda değilsin. Ne yaparsın? Şunu uzatacak olursan. Hocam bunu uzattığın zaman iki iç açının toplamı dayanamam. Bir dış açıya eşit. A artı B değil mi? E hocam şuradaki üçgende de bakın ne var? Ya iki tane açı var. Yine dayanamayıp iki iç açı bir dış açı eşittir. Yani burası A artı B ile C'nin toplamı. Direkt X ne oluyor? A artı B artı C'ye eşit oluyor. Birinci ispat bu. İkinci ispatı burada göstereyim isterseniz. İkinci ispatı. ikinci ispat yöntemiyle onu da burada da ispatlarsınız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Buraya geldiğimizde de burada da arkadaşlar şöyle uzatmalar yapıp sonuca ulaşabilirsiniz yine. Sıkıntı yaşamazsınız. Mesela şunu uzattın. Şunu uzattın. E hocam buradaki boynuzdan dolayı burası A artı B artı C. A artı B artı C dersin. Hocam burası 180 eksi F dersin. Burası 180 eksi D dersin. E burada bir dörtgen çıktı. Dörtgeni kullanacaksın. Dörtgen iç açıları toplamı 360'a eşitle. Bu dediğim şey gelecek. Yani ne geliyor? İçeridekilerin toplamı dışarıdakiler geliyor. Ya da ikinci bir ispat. Biz doğru açılarda ne yapıyorduk bir de? Garip bir sivrilen yer varsa sivrilen yerden paralel çizmiyor muyuz arkadaşlar? Evet. E o zaman buradan bir sivrilen yerden şöyle bir paralel çizecek olursam. Hocam nereye paralel çizdik? Şuraya paralel çizdik. Bu paralel çizince Hop Z'den dolayı burası B mi yaptı? Evet. İki paralel doğru arasında testlere zikzak ne derseniz deyin. Bir sürü kıvrılan yer varsa hani sağa bakanlar sola bakanlar toplamına eşit değil miydi? Ya da yukarı bakan aşağı bakan yukarı bakan aşağı bakan yukarı bakan. Yukarı bakanlar toplamı aşağı bakanlar toplamına eşit değil miydi? Evet. Bakın gerçekten de D ile F'nin toplamı aşağı bakanların toplamı yukarı bakanların toplamına A, E, B artı C. A, E, B artı C'yi eşittir arkadaşlar. Bu da ispatı. Sıkıştığınız zaman bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama genelde de aklında kalıyor. Boynuz, tırtıklı boynuz. İçeridekilerin toplamı dışarıdakine eşit. Ama kural zihniyete de karşıyız. Artık size bırakıyorum bazı şeylerde. Ee, sorularda da çok çıktığı için bunu da göstermek istedim açıkçası. Evet, dördüncüsü bu. Bir not demişiz. İki kenarı birbirine eşit olan üçgene, ikiz kenar üçgen denir. Bu eşit olan kenarlara biz kollar diyoruz. Buraya da ne diyoruz? Eşit olmayan kenara da taban adını veriyoruz. İkiz kenar üçgende taban açıları birbirine eşittir. Yani bu tabansa eşit olmayan şeye kenara taban diyoruz. Tabanı taşıyan açılar hop bu açıla bu açı birbirine eşittir. Hocam bir ikiz kenar üçgenle karşılaştığımız zaman mesela şöyle bu sefer yan vereyim. Ha böyle verdiğim zaman şöyle ikiz kenarsa buradaki açılar mı eşitleyeceğiz? Hayır. Tabanı taşıyan açılar eşitleyeceğiz. Tabanı taşıyan açılar taban burası değil mi? Evet tabanı taşıyan açılar birbirine eşittir. Yani şurasıyla şurası birbirine eşittir. Peki hocam ikisi kenarın tepe açısı belliyken ya da taban açısı belliyken tepe açısını bulabilir miyiz? Çok kolay. Hocam burası 50 iken zaten direkt otomatikman burası da 50'dir. 50 50 100 iken burası da 180'e tamamlayan dersin. Tepe açısını rahat bir şekilde bulursun. Yani bu tabanı burasıysa tabanın karşısındaki tepe açısı oluyor bu arada. Peki hocam ee, bir ikizkenar üçgen geldiğinde ikizkenar üçgen şöyle olsun yine bu sefer şöyle olsun. Bu sefer tepe açısı verilirse yani tepe açısı 20 ise e ben buraya A deyip buraya da A deyip hani taban taşıyan açılar birbirine eşit ya A A deyip 2 A artı 20 eşittir 180 işlemi mi yapacağım? Yo yapmak zorunda değilsin. 180'den 20 çıkart 160. Bak bu iki açıya 160 kaldı. A ikisi de birbirine eşit. 2'ye bölerim. Bu açıların ikisini de bulurum. Yani biz burada tepe açısını bulurken nasıl işlem yapacakmışız? 180'den tepe açısını çıkartıp 2'ye bölerek rahat bir şekilde sonuca da ulaşırız. 180 eksi 20. 160 2'ye böldüğünde burası da kaç çıkıyor? 80 çıkıyor arkadaşım. Yani burada kaçı kaç derece? 80 derece yapıyor. Bu da aklınızın bir köşesinde kalsın. Çünkü bunu sorularda kullanacağız. Sonra nottan sonra ne var burada? Bir daha not var. Bütün kenarları birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. Bu da önemli. Bütün kenarları eşitse eşkenar üçgendir. E, o zaman x kenarının özelliklerini taşıyor. Taban açıları birbirine eşit. E hocam bu da x kenar ya bu taban açıları da eşit. 3 açı, üç açı birbirine eşitse 3 tane a 180'den a da 60 derece çıkıyor. Şimdi siz bir eşkenar üçgenle karşılaştığınız zaman bak genelde yaptığınız hatalar şunlar. Eşkenar üçgen diyor ya siz 60'ları yazmıyorsunuz. Eşkenar üçgen tanımını soruda kullanacaksın. 2 hata yapılıyor. Birincisi şu açıları yazmıyorsunuz. İkincisi de şu kenarların eşitliğini göstermiyorsunuz. İki büyük hata yani biz ne diyoruz hep geometride? Verilen bilgileri kullanacaksın kardeşim. E adam sana eşkenar üçgen demiş. Sen eşkenar üçgendeki eşkenarın tanımını kullanmıyorsun. İkisi de tanımdaki hata bak. Kenarlar eşit ve açılarda 60'ar er derece. E tanımdan geliyor zaten. Bu tanımı kullanmazsan soruyu çözemezsin. Kenarların eşitliğini de bazı sorularda göstermiyorsunuz. Buna da lütfen dikkat edin. Arkadaşlar önemli olan şeylerden biridir. Hadi bakalım. Konu anlatımımızı yaptık. Şimdi gelelim örnek birimize. Kolaydan zora doğru eski nesilden arada bir yeni nesiller de olacak. Sonlara doğru da yeni nesiller var tabii ki. Ne yapıyoruz? Bir üçgen vermişiz. Böyle kocaman bir üçgen vermişiz. İlk soruyu <laughs> daha net bir şekilde anlaşılsın diye. Neyse. ABC 40 ve işte açılar verilmiş. Ne yapacağız? ACB açısı ölçüsü nedir diye soruluyor. E i̇ç açılar verilmiş. İç açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir diyeceğiz. E hocam sırasıyla yazayım mı böyle? Yazmama da yazayım hadi. 2X eksi 20 artı 40 artı X artı 10 eşittir. Ne diyeceğiz? 180 diyeceğiz. Ya da hocam bunu niye yazıyorsun ki? X'lerden 2X ve X var. Toplam 3X artı sayılarda 40, 50 ve Eksi 20 yani 50 eksi 20 de 30 yazıyor. Yani sen 3x, 3x artı 30'u direkt yazabilirdin. Neyse şu x'in toplamı 3x yaptı. Şu ikisinin to 3'ünün toplamı ne yaptı? 30 yaptı. 50 eksi 20'den 30 yaptı. Eşittir 180 olduğundan 3x eşittir 150 yapar. Ve x'i de buradan kaç buluruz? 50 buluruz. Hocam 50 buldum cevap 50 işaretleyip geçelim. Değil. Ne yapacaksınız? Soruyu okuyacaksınız. Biz buna sazandık diyoruz. A, C, B açısı soruluyor. A, C, B açısı soruluyor. Arkadaşlar A, C ve A açısı kaç derece? X artı 10 derece. X artı 10 soruluyor sana. E sen X'i 50 bulduysan eğer 50 ile onun toplamı kaç yapıyor? 60 yapıyor. Yani örnek 1'in cevabı böylelikle 60 oldu arkadaşlar. Geldik örnek 2'ye. Aa hocam bir üçgen var elimde. Hocam bu üçgende şöyle bakacak olursak burada bir iç açı var, dış açı var, dış açı var. Genelde şöyle yapıyorsunuz. Hocam bu dış açıyı içe alayım. Bu dış açıyı da içe alayım. Sonra iç açılar toplamından gideyim. Olur sıkıntı yok yapabilirsin ama uzatıyorsun bak dikkat et ne var burada hocam bir dış açı burada bir dış açı burada burada da iç açı var e, iki tane dış bir iç varsa iç açılar toplamından mı gitmek mantıklı dış açılar toplamından mı gitmek mantıklı tabii ki dış açılar toplamı değil mi yani hocam burada iki tane dış varsa bunun da dış açısı lazım bana İster buradan uzatıp dış açısını böyle gösterin isterseniz buradan uzatıp dış açısını böyle gösterin hiç fark etmez. Ben şöyle uzattım. Dış açısını böyle gösterdim. Burası kaç? 130. 180'e tamamlayan açısı. Dış açıydı değil mi? E. Üçgenin bütün dış açıları var burada. Dış açılar toplamı kaç yapacak? 360 yapacak. Yazalım. 130 artı 5x artı 6x 34. 6x 34. Eyvah en sevmediğim sayılar. Eşittir. 360 mı? Evet. Şurası kaç x yaptı? 11x yaptı. Eşittir. Şu 130'dan 34 çıkınca 96 yaptı. Arkadaşlar 96 yapıyor değil mi? Evet. 360'dan 96 çıkartırsak şuradan hemen 360'dan 96 çıkartayım. İşlem hatası çok yapayım. Göreceksiniz zaten. Ama işlem hatası yapmamak için de buradan çıkartma işlemini yapayım. Evet burası 4 yaptı. Bazen bunu da yazarken de işlem hatası yapayım. Kusura bakmayın. Neyse. Ee, 15'ten 9 çıktı. Kaç kaldı arkadaşlar? 15'ten 9 çıkınca 6 kaldı. Ee, buraya da ne kaldı? 264. Evet 264 yaptı. 11 x, x 264 ise x de buradan 264 bölü 11. Hocam direkt 264 11'e 11 e biliyor mu? İşte bazı da böyle ufak tefek şeyler de biliyoruz. 11'e 11 ile çarpma kuralını burada hatırlatayım size. Matematikte de kullanırsınız. Arkadaşlar 11 ile çarpma kuralı var bir tane biliyor musunuz? Şuraya yazayım isterseniz. Mesela sen e, atıyorum 40 3 ile 11'i çarptığın zaman 4 ile 3'ü ayırırsın. 4 ile 3'ü ayırırsın. Toplamını buraya yazarsın. Aa 473. Ne güzel değil mi? Peki hocam ya böyle sayı daha garip gelirse? Atıyorum 58 gelirse. 58 ile 11'in çarpı daha yapar. 5 ile 8'i ayırırsın. Hocam 5 ile 8'i ayırdım. 11 ile çarpıyorum. Ortasına ne yazacağız arkadaşlar? 8, 5 daha 13. A 13. Elde var 1 olması lazım. Elde var 1'i de buraya eklersin. 638 yapar arkadaşlar. İsterseniz bak üşenmeden böleyim. 638'i 11'e böldüğün zaman Hocam burası 55. 55. 88 kaldı. Bak gördünüz mü? 58 yaptım arkadaşlar. Yaptı. Şuradaki şu ayırdın ya. Tekrar söyleyeyim şurayı. Gördünüz. Sağlamasını da yaptım. 5 ile 8'i ayırdın. 8, 5 daha 13. Elde var bir. Hep sol taraf eklenir. O zaman buraya 638 yaptı arkadaşlar. E burada da 264'ü 11'e böldüğün zaman ee, sanki 2 ile 4'ün ayrılmışı gibi değil mi? Toplamı da 6 mı yapıyor? Evet. O zaman 264 bölü 11 kaça eşit olacaktır arkadaşlar? 24'e eşit olacaktır. Ters mantığını düşündüm. Tamam mı? Böyle hani geçenlerde de böyle 5 ile bölme kuralından bahsettim mesela. Hızlandır Hızlandırmıyor mu sizi? Matematik hızlandırıyor. Bak 11 ile çarpma kuralı işte bu tersini de düşürüp bölmesini de yapabilirsiniz. Bunlar sizi hızlandıracak bilgiler arkadaşlar. Hız, surat, teknik bizim için önemli. Evet örnek 2'yi böylelikle ne bulduk? Oba! Sazanlık yapma. X'i sen 24 buldun değil mi? Senden ne isteniyor? ABC üçgenin en büyük iç açısı kaç derecedir diye soruluyor. Bak, en büyük iç açısı. En büyük iç açısı nerededir arkadaşlar? En küçük dış açısının e, dış açısının iç açısı değil midir? O zaman burada ben şu 5 x 24 kaç yapıyor arkadaşlar? 5 kere 24. 5 kere 4 20, 5 kere 2 10 120 yaptı buradaki dış açısı. Buradaki dış açısı kaç yaptı arkadaşlar? 24 ile çarptığımız zaman ya da şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 250. 250. 360'dan 250 çıkartınca buraya da 110 mu kaldı? Evet. İstersen 6 çarpı 24 eksi 34 de diyebilirsin. Ee, tekrar toplayalım mı isterseniz bunları? 120, 130 ve 110'un toplamı kaç yapıyor? 360 yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bizden en büyük dış açısı, en büyük iç açısı kaç derecedir diye soruluyor. Tüh. En büyük iç açısı soruluyormuş bize. O zaman arkadaşlar en büyük iç açısı soruluyor. Ben en büyük dış açısını soruluyor diye böyle şey yaptım. 120 diyecektim ama Allah'tan bütün açıları bulduk. Bizden ABC üçgenin en büyük iç açısı isteniliyor. En büyük iç açısı hangisi arkadaşlar? Tabii ki en küçük dış açıya sahip olanın 180'e tamamlayanıdır. Yani 110'un 180'e tamamlayanıdır. Burası kaçtır? 70 derecedir arkadaşlar. İsterseniz 120'yi de bulursunuz. 120'ninki de burası 60 dersiniz. 50 60 70'ten ee, hangisi en büyük açısıdır? İç açısıdır. 70 derecedir tabii ki. Evet örnek cevabı 70 oldu arkadaşlar. Hocam videolar uzun oluyor. Şöyle oluyor böyle oluyor. Bak bir şeyler öğretiyoruz burada. Ya ben direkt bu soruyu bir dakikada da geçerim. Ama önemli olan burada dersi anlatmak. Ders esnasında bazen sohbet etmek. Moda mod ders anlatmak değil. Farklı şeylere de değinmek de lazım arkadaşlar. Benim tarzım bu. Ondan sonra videolar yarım saat oluyor. Valla normalde 15 dakikalık video olması gerekirken bu gerçekten yarım saat oluyor. Ama merak etmeyin. Merak etmeyin birlikte hem sohbet ediyoruz hem de işimizi yapıyoruz arkadaşlar. Neyse ABC ve DBC ikizkenar üçgen verilmiş. Şu ikizkenar üçgen bu da ikizkenar üçgen verilmiş. Ee, eşitleri yazmışlar. Bir de burada ne demiş? DCB açısı. DCB açısı. O zaman şuraya bir A dersem burası da A mıdır? Evet. A açısıyla ABD açısının. ABD açısının. Şuraya da B diyelim arkadaşlar. Çok güzel. Adam sana diyor ki Şuradaki A açısıyla B açısının toplamı 40 diyor. Bak dikkat dikkat. Buradaki A açısıyla buradaki B açısının toplamı sana 40 diyor. A x kenarlıktan dolayı A ken A yazdık ya. E A artı B 40 sa gördüğün üzere. Burada diyor ki sana A artı B'yi 40 diyor. E A ile B yan yana gelmiş. A artı B 40 hocam. Aha da burası 40 mı yaptı? Evet. A büyük x da kullanacağız. İkizkenar üçgenin tepe açısı kaç oldu? 40 oldu. E o zaman taban açılarını ben artık rahatlıkla bulabilirim. Şuradaki ile şuradaki açı birbirine eşittir. Nasıl buluyorduk arkadaşlar bunu? 180'den 40 çıkartıp 2'ye bölerek. 180'den 40 çıkart 2'ye böl. 140 bölü 2 kaç yapar? 70 yapar. Hem buradaki açı 70 hem de buradaki açı 70 yapar. Bizden de zaten BAC açısının ölçüsü isteniyor. Cevabımız böylelikle 70 çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 4'e. Hocam ikiz kenarlıklar var burada. Ne yapacağız? Ya, i̇kiz kenar üçgende arkadaşlar ÖSYM'nin de en fazla takılı olduğu yer burasıdır zaten. Genelde böyle ikiz kenarlı, yapı, ikiz kenarlı yapılı üçgenleri çok soruyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, i̇kiz kenar üçgende ne yapacağız? Taban açılarına değer yazacaksın. Yapacak bir şey yok. Yazayım hocam. Şurada alfa demiş. Ben buraya bir x dersem. Burası da bir x midir? Taban açıları birbirine eşittir. Hocam buradaki ikiz kenarda da yine aynı şekilde taban açılarına değer yazalım. Aynı cinsten yazabiliyorsanız yazın. Yazamıyorsanız farklı bir harf verebilirsiniz. Aynı cins derken de hani mesela burada 2 iç açı bir dış açı hocam burası 2x. Eğer bu 2x bu x kenarın taban açısı falan olmuş olsaydı 2x 2x yani 2 iç açı toplamı bir dış açı şeklinde yazılabildiğin zaman mesela geliyorsa oradaki aynı cinsten yazabilirsiniz. E yazamıyorsanız da çok zorlamayın. Aslında yazabiliriz de hocam 80 artı x'in 180'e tamamlayana burası 100 x diyebilirsiniz de çok da fazla zorlamayın isterseniz. Genelde aynı cinsten yazma dediğim iki iç açının toplam bir dış açı gibi düşünün. E, burası x x dedik. E, aynı cinsten yazamıyorsam zorlamayayım. Buraya da y y diyeyim. E, dedik. Verilen bilgileri kullandık. Şimdi 80'i kullanayım. Bak 80 de verilmiş. A 80'i kullanınca bak hop bir doğru açı çıktı. Buradaki doğru açı da x artı y artı 80 eşittir 180 diye midir gençler? Evet. x artı y buradan kaç gelir? 100 gelir. Şimdi bizden ne isteniyor? Alfa isteniyor. Alfaya bakacaksın. Bak bakış açısına göre çözüm değişir. Sen alfaya hani geometri görme işi değil. Verilen bilgileri kullanabilme işi. Sen bu alfaya baktığın zaman sen bu dörtgeni fark edersen bu verilen bilgiyi kullanırsan buradaki bir çözümüne göre yaparsın. Yani beyin buraya odaklanırsa buna göre çözümü yaparsın. Ne dersin? Aa hocam bu dörtgenin çeşitleri toplamı 360. Hocam x x buraya 2x yazarım mesela. Bak burası 2x. Hocam y y burası da 2y yazarım dörtgen iç açıları toplamı 360'dan sonucu ulaşırım. Gerçekten de çıkar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama ve lakin şu alfaya bakan büyük ihtimalle bu dörtgeni fark etmez de bu alfaya bakan bu alfa der ki hocam büyük üçgenin elemanı o zaman ben alfayı kullanırken büyük üçgende kullanacağım olayı. Büyük üçgende kullanayım. Alfa var, x var, y var. alfa artı x artı y'nin 180 olduğunu düşünürsün. Ama düşüncede kalırsa soruyu çözemezsin. Hocam bir sürü bilinmeyen var ya nasıl yapacağım ya dersin. Olmaz. O düşüncelerin kağıtta olacak bir de yaz. A niye? Yazdığın zaman bak x artı y'nin 100 olduğunu sen öncedesinde bulmuştun. Yani burası x artı y 100 olduğundan dolayı alfaya da kaç kaldı o zaman? Alfa ile 100'ün toplamı 180 ise alfaya da 80 derece kaldı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 80 oldu. Tamam mı gençler? ÖSYM zamanında sormuş bu soruyu dikkat edin. Geldik örnek 5'e ikizkenar kenar üçgen biçimindeki, şeklindeki iki karton, bakın iki kartonu ben buraya koymuşum. Düzlemde bir köşesi ortak olacak biçimde, BCD noktaları doğrusal olacak biçimde e, şekildeki gibi konuluyor. Evet, bir köşesi ortak, BCD'de doğrusal diyor. Tamam, herhangi bir sıkıntı yok. Bak verilen abi bilgiyi kullanacağız diyoruz ya, hocam bu doğrusal. Yani burası 180 derece bak. Büyük ihtimal onu kullanacağım. Peki. AB eşittir BC x kenarlığı vermiş. Bir de CD eşittir DE olarak verilmiş. Bir de BA ile DE'nin kesişimi K demiş. Hocam BA DE kesimi bunlar. Allah Allah al. ne yapacağız? Soru hatalı. Yok kardeşim bak. Yeni nesil dediğimiz sorular işte bunlar. Böyle karton koyuyorlar. Böyle doğrusallığını söylüyorlar. E, doğrusallığını deyince bak o verilen bilgiyi okuyacaksın. 180 derece olmasını kullanacaksın. E adam sana bir de şey demiş bak B, A ve DE olarak düşünürsen doğru parçası olarak düşünürsen ya zaten bunlar kesişmiyor hocam dersin. Ama kardeşim şuna bak dikkat et biz ilk dersimizde bunları boşuna mı anlattık? B'den başlayıp köşeli parantezle A'ya A, A'da bir köşeli parantez olmaması ne demek? B'den başlayıp A doğrultusunda sonsuza kadar gidiyor demek anlamında değil midir? Bu ışın değil mi arkadaşlar? Evet. Sonra DE ışını. D'den başlayıp E doğrultusunda bu da sonsuza kadar gidiyor demek değil midir arkadaşlar? Evet. Aa bak bunların kesişimi işte burasıymış. İşte bunların kesişimi Nene ne noktasıymış? K noktasıymış. E o zaman buraya K yazacak olursak bizden A, K, E, A, K, E şurada kaçı isteniliyor? Yukarıdaki soruya benziyor. Aynısı gibi ama farklı bir çözüm yöntemi var tabii ki. Şimdi burada tamam buradaki x'i bulacağız arkadaşlar. Ya da buraya alfa diyelim burada alfayı bulacağız. AKY açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? İkiz kenarlık var. Taban açılarına değerler yazacağız. Yazalım. Hocam A ise A. Eyvallah. E hocam bu ikiz kenarında taban açısını aynı cinsten yazamıyorum. Buraya da B dersen burası da B olsun. Bak burada A artı B artı 80 kaç eşit? 180'e eşit. A artı B buradan kaç oldu? 100 oldu. Tamam. E hocam şimdi ne yapacağız? Alfaya bakacağız. Dediğim gibi bir önceki soruda alfaya bakan insanoğlu ya bu dörtgeni fark eder. Bu dörtgeni fark ederse buradaki açılara ihtiyaç duyar. 180 x a 180 x b yazar. Sonra dörtgen iç açıları toplamı 360 der. Sonuca ulaşır. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama büyük ihtimal bu alfaya bakan yine alfa hocam büyük üçgenin elemanı der. Bak işte verilen bilgiyi kullanmak demek bu demek. Sen alfayı bulmak istiyorsan büyük üçgeni kullanacaksın demek bu. Ama hocam büyük üçgenin elemanı da burada kaç yok burada kaç yok diye düşünürsün. Ondan sonra o düşünce devam ederken aa ben burada kaçıyı yazarım dersin. Hocam aa burada var ben burayı yazarım. Çünkü iç açılar toplamı 180. E o zaman burası ne olur? 180 2 a mı olur? Buraları 2 a ise burası 180 2 a olur. Sonra buraya bakarsın. Hocam b var burası 180'e tamamlayan açısı. 180 2 b dersin. Şimdi bu açıların toplamı alfa artı 180 2 a artı 180 2 b'yi de kağıt üzerine yazdım mı? Olay bitti eşittir 180 dersin kardeşim. 180'lerden bir tanesi gitti mi gitti. Benden alfa isteniyor. yalnız bırakayım alfayı. Eksi 2 ile eksi 2 b'yi öbür tarafa atayım. 2 a artı 2 b yaptı. Hocam bir de artı 100 artı 180 var. Eksi 180 diye geçti öbür tarafa. Alfa da buradan ne yaptı o zaman? A artı b'yi 100 biliyorsun. A hocam burası 200 olur. E o zaman çünkü iki katı 2 artı 2 b. 200 eksi 180'de kaç yapar? 20 yapar. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? 20 oldu. Tamam gençler. Evet, zor sorular mı aslında değil. Geometride zor soru diye bir şey yok. Verilen bilgileri yerinde kullanabildiğin sürece her zaman yaparsın. Yok görme işiymiş, yok söylemiş, yok böyleymiş. Bize göre değil. Biz böyle anlatmıyoruz ha. Tamam. Örnek 6. Evet, ne diyor örnek 6? Yukarıda bir tel parçasının K noktasında pozitif yönde saatin dönme yönünün tersinde. Evet, saat normalde böyle döner. Şöyle döner arkadaşlar. Dönme yönünün tersinde okla da göstermişim zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, tel parçasının K noktasında pozitif yönde saatin dönme yönünün tersinde alfa derece döndürülmesi gösterilmiştir. Evet, K noktası etrafında alfa derece döndürülmesi ya da K noktasından kırıp kıvrılması da diyebiliriz böyle fark etmez. Neyse. Şimdi diyor ki, AE biçimindeki bir tel parçası düzlemsel olacak şekilde sırasıyla evet şu şekilde düzlemselmiş arkadaşlar. Dikkat. Düzlemsel olmazsa soruyu çözemeyiz zaten. Düzlemsel olacak şekilde sırasıyla B, C, D noktalarından döndürülürse, döndürmenin yukarı, tanımını yukarıda vermişim zaten, saat yönünde döndürmenin. Ee, döndürülürse aşağıdaki şekil oluşuyormuş. Önce ne yapmışım ben arkadaşlar? Sırasıyla A, E biçimindeki bir teli ne yapmışım? Düzlemsel olacak şekilde sırasıyla B noktasından döndürmüşüm önce. Bak, B noktasından döndürmüşüm. Hocam B noktasından döndürdüğüm zaman hop şöyle gelecek değil mi? Bunun dönmesi ne olacak o zaman arkadaşlar? B noktası etrafında döndürsem hop şöyle mi gelecek? Evet. Sırasıyla döndürdüğümde bak şöyle geldi bu. Görüyorsunuz. Sonra bizim C ve D noktaları ne yaptı? Bakın B buradayken C, D, E sırasıyla. C burada, D burada, E burada mı kaldı arkadaşlar? Evet. Sonra B, C noktasından döndüreceğim. Arkadaşlar bunu da C noktasından döndürürsem. C noktası böyleyken hop Şöyle mi olmuş dönerken bakın şuraya gelmiş C noktasından döndüğünde de görüyorsunuz. Sonra C noktasından döndürdüğüm zaman sırada D ve E noktaları kaldı. D ve E noktaları kaldı. Sonra da D noktasından döndüreceğim. D noktasından döndürürken de saat yönünün tersinde hop bu buraya gelmiş arkadaşlar. İşte böyle olmuş en son. Yani döndürme bundan bahsetmiş. Burada da zaten vermişim arkadaşlar döndürmeyi. Bak dikkat edin. Öncelikle B noktasında döndürmüşüm. B buradayken hop buraya geldi mi arkadaşlar? Böyle oldu. Sonra C noktasından döndürmüşüm. C e, C böyle giderken bakın B AE doğrusu böyle giderken C noktasından döndürdüğümde böyle olacak. Sonra bizim CD doğrusu böyle giderken arkadaşlar hop böyle döndürmüş de buraya denk gelmiş. Evet. Onu açıklamışız. Güzel bir soru aslında şöyle baktığımız zaman. Sonra döndürdüğümüzde bu şekil oluşmuş. Eyvallah. AB paralel DE diyor. Soruya bakalım. AB ile DE birbirine paralel diyor. C ile D noktalarındaki dönme açıları birbirine eşit ve 140 derecedir. Hocam C'deki ve D'deki dönme açıları birbirine eşit ve 140. Aa hocam burası nasıl 140 olacak ya? Olamaz ki. Bak 140, 140, 280 yapıyor. Ne yapacağız? Aa bak dikkat et. Dönme açısına dikkat edeceksin şimdi. Bak şimdi. Sen C'de döndürme yaptığın zaman. C böyle düzlemselken dönme yaptığın zaman. Hop buraya mı geldi? Evet. Yani senin dönme açın şurası arkadaşım. Şuradaki açı buradan gelirken buraya kadar olan açı 140 derece. Peki D'deki dönme açın normalde D'de böyle gidiyorken hop böyle mi geldi? Evet. D'deki dönme açında buradan buraya olan açı değil mi? Evet. Yani burası kaç derece? 140. E hocam burası 140 sa buraya kaç kaldı? 40 kaldı. 140 sa 180'e tamamlayan burası da 40'tır. E iki iç açı dayanamam. Neye eşittir? Bir dış açı. Yani burası 80 derecedir. E hatta burası şunlar birbirine paralelse e, U kuralından dolayı da burası da 100 derece yaptı mı yaptı. Buna göre B köşesindeki dönme açısı kaç derecedir? Hop 100 derecedir hocam Diğerler, Mort oldu. Niye hocam işte B köşesindeki dönme açısı bak 100 derece oldu burası hocam. Değil. Dönme açısına bak. Lütfen ama lütfen dönme açısına bak. ÖSYM de bununla ilgili soru sordu. Ve ben bu soruyu ÖSYM'e sormadan önce şey yapmıştım. Yok Ali şöyle giderken işte dönüyor işte şu kadar dönüyor falan filan diye şöyle dönüyor falan diye 2022'de çıkmış bir soru var arkadaşlar. Bakın dönme açısına dikkat edin. Bak buradaki dönme açısı B'deki dönme açısı soruluyor bize. Normalde bizim AB doğrusu A, y doğrusu böyle değil mi? Dönme açısı hop şöyle olmayacak mı? Buradayken nasıl bir dönme yaşanacak? Hop şöyle bir dönme yaşanacak arkadaşlar. E bu dönme açısı bizim şurada kaçı isteniyor bizden? E cevap hocam biz buraya 100 bulmuştuk. Cevap 100 değil dönme açısı işte bizden burada kaç isteniyor? E iken 80 ya da Z'den dolayı direkt 80 derecede diyebiliriz arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 80 yaptı. Buna lütfen ama lütfen dikkat edin arkadaşlar. Böyle ince noktalar gelir. Böyle dönme açılarında da lütfen dikkat edin. Tekrar söyleyeyim. Mesela bir karınca böyle giderken Bak böyle giderken Adam ee, soru size diyor ki döndü 50 derece döndü diyor. Mesela saat yönünde 50 derece döndü diyor. Sen böyle giderken bu karıncayı şöyle bir döndürüyorsun. Hop! Hocam 50 derece döndü. İşte burası 50 derece diyorsun. Hayır kardeşim. 50 derece dönmesi bu değildir. Dikkat. 50 derece dönmesi demek adam böyle giderken karıncan böyle giderken 50 derece döndüreceksin. Şöyle 50 derece döndüreceksin. Arasındaki kaç? 50 değil. Gidiş yoluyla arasındaki açı şu gidiş yoluyla arasındaki açı 50 derece olacak. Lütfen buna dikkat et. Yani şurası 50 derece olacak. Burası önemli noktalardan biri. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Tamam mı arkadaşım? Evet gençler örnek 7'ye geldik. Burada farklı bir grup soru yöntemleri teknikleri var. İstersen o zaman bir sonraki videoda ele alalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.